Amerika baş döndüren bir seçim sürecini geride bıraktı. Birçok eyalette valilik ve belediye başkanlığı seçimi vardı. Serhan seninle başlayalım. New Jersey'de kesin gözüyle bakılan Demokrat adayın galibiyeti hala kesinleşmedi. Virginia'da da kazanan Cumhuriyetçi aday oldu. Nedir son durum şu an itibariyle? Amerika'da aslında dün seçim gecesiydi diyebiliriz. 50 milyondan fazla kişi sandıklara gitti ve oy kullandı. Ama bu seçim bölgelerinde en fazla öne çıkan New Jersey ve Virginia'daki eyalet valiliği seçimleriydi. Virginia'daki seçimlerde aslında anketler Terry McAuliffe'ı Demokrat adayı önde gösteriyordu. Çok az bir farkla da olsa sürpriz oldu diyebiliriz biraz. Glenn Youngkin Cumhuriyetçi aday. Eyalet valisi olarak seçildi ki gece yarısına kadar aslında netleşmedi. Hatta çarşamba gününün ilk saatlerinde netleşti valiliği kimin kazandığını. Glenn Youngkin da gece yarısını bir saat gece yarısı 1'de zafer konuşmasını yaptı. Terry McAuliffe da bu sabah saatlerinde yenilgiyi kabul etti ve eski rakibi Glenn Youngkin'ı kutladı ve Virginia'nın önünde uzun dönemde iyi günler olduğuna inandığını söyledi. Virginia önemliydi, New Jersey de önemliydi. Anketlerde New Jersey'de Phil Murphy, Demokrat zaten vali, ikinci kez seçileceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak öyle olmadı New Jersey'de. Yani şu anda hala netleşmiş bir durum yok. Oy sayımı devam ediyor. Yaklaşık %90'ı sayıldı. Gece boyunca gerideydi Phil Murphy Cumhuriyetçi rakibinin karşısında. Sabah saatlerinde Phil Murphy Cumhuriyetçi rakibini çok az farkla geçti ve şu anda da oy sayımına göre Cumhuriyetçi rakibinin önünde görünüyor sadece 15 bin oy farkla. Oyların şu ana kadar %49.9'unu Phil Murphy almış görünüyor. %49.3'ünü de Cumhuriyetçi rakibi almış görünüyor. New Jersey'de hala sayım devam ediyor. Onu hatırlatalım. Eğer seçilirse Phil Murphy ikinci kez seçilmiş olacak ve 1977'den bu yana ilk defa bir demokrat olarak üst üste ikinci kez seçilen isim olacak. Seçim Boston kentinde seçim vardı. Belediye başkanlığı seçimleri. Michelle Van ilk defa bir kadın, Asya kökenli bir kadın Boston'ın belediye başkanı oldu. Demokrat önemliydi. Pittsburgh'da ilk defa siyah belediye başkanını seçti. Minneapolis geçen yıl oldukça gündemdeydi hatırlayacaksın. George Floyd'un ölümüyle birlikte polis gözaltına alırken Minneapolis'te de belediye başkanlığı seçimleri vardı. Ve Jacob Frey bir kez daha Minneapolis'te belediye başkanı seçildi. Özeti, gecenin özeti bu şekilde söylenebilir belki Mehtap. Begüm, senle devam edelim. Amerika'da Demokrat Parti bundan tam bir yıl önce 10 puan farkla kazandığı Virginia eyaletindeki valilik seçimlerini Cumhuriyetçi adaya kaptırdı bir nevi. Bu ne anlama geliyor Biden yönetimi için? Mehtap, programı açarken senin söylediğin gibi Virginia'daki özellikle valilik seçimi Başkan Biden'ın göreve gelmesinden bu yana seçmen hissiyatına ilişkin ilk sınav niteliği taşıyordu valilik seçimleri ve 2020 yılında Demokrat Başkan Biden bu eyaleti 10 puan farkla kazanmıştı ama valilik yarışının kazananı Cumhuriyetçi aday Glenn Youngkin oldu. Tabi Youngkin'in Cumhuriyetçi adayın kazanmasında bazı unsurlar rol oynadı. ABD basında bunların üzerinde duruyor. Hangi unsurlar bunlar? Eğitim bir tanesi. Glenn Youngkin eğitim bütçesinin ve öğretmen maaşlarının artırılması vaadinde bulundu. Bunun dışında Virginia'daki ortaokullarda müfredatta yer almamasına rağmen eleştirel ırk teorisi olarak adlandırılan teorinin öğretilmesini yasaklama vaadiyle de dikkat çekmişti. Hatta Demokrat rakibi Terry McAuliffe rakibiyle bir tartışma sırasında velilerin okul müfredatını şekillendirmede büyük bir rolünün olmaması gerektiğini söyleyince yine rakibine de bu sözleri üzerinden yüklenmişti Cumhuriyetçi aday. Ekonomi tabii bir diğer unsur, Youngkin'in valilik yarışını kazanmasında Amerika'da ailelerin günlük yaşamını ilgilendiren
aş ve iş olarak adlandırabileceğimiz, yani ekonomiye, insanların hayatlarına doğrudan dokunan konulara odaklandığı için de başarı kazandığı ifade ediliyor. Hatta Yankee'nin internette yayınlanan bir seçim kampanyası videosunda marketlerde temel gıdada vergileri kaldırma vaadinde vaadinde bulunduğunu da biliyoruz. Muhafazakar bir seçim kampanyası yürüttü Yankee. Çoğu koşulda kürtaja karşı çıktı, maske aşı zorunluluğuna itiraz etti. Trump'la bir yandan, eski Cumhuriyetçi Başkan Trump'la bir miktar dirsek teması vardı. Dolayısıyla Yankee'nin hem eski Başkan Trump'ın seçmen tabanının hem de aslında onun kutuplaştırıcı olarak nitelenen davranışına tepkili olan kırsal kesimde yaşayan Cumhuriyetçi seçmenin de desteğini almasıyla birlikte bu iki grubun desteğini birleştirmesiyle seçimde valilik yarışında böyle bir başarı kazandığı üzerinde duruluyor. Şimdi demokratlar tabii bu sonuçları kendi içinde tartışıp yeni strateji belirlemeye çalışıyor Mehtap. Şimdi Serhan'a dönelim Begüm. Demokrat partiler bu valilik seçim sonuçlarını seçmenin kendilerine verdiği bir mesaj olarak aldı mı? Nedir tepkiler Serhan? Demokratlar öyle düşünüyor görünüyor. Bunun kendilerine bir mesaj olduğunu belirtiyorlar. Hemen hatırlatalım. Başkan Biden'ın da şu sıralar çıkıp bir konuşma yapması bekleniyor. Bugün 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklara aşılar başladı Amerika'da. Onunla ilgili konuşması bekleniyor ama seçimlerle ilgili de mutlaka kendisine sorular sorulacaktır. Sabah saatlerinde demokrat bazı senatörler konuştular. Örneğin senatörlerden biri gelecek yılki temsilciler meclisi ve senato seçimlerine atıfta bulundu ve kendisinin seçimi olduğunu söyledi gelecek yıl ve halka bir şeyler anlatması, halk için yaptıklarını, halk için ne yaptıklarını, somut bir şeyler halkın önüne sunması gerektiğini söyledi. Bir diğer demokrat senatör Dick Durbin, o da dedi ki şu ana kadar hep konuştuk dedi, artık icraata geçmenin zamanı dedi. James Clyburn, Temsilciler Meclisi'nde demokratların liderleri, liderlik konumundaki isimlerden biri. O da dedi ki kendimizi iyi anlatamadık, sosyal altyapı paketini iyi anlatamadık dedi halka dedi. Yani özetlemek gerekirse demokratlar sosyal altyapı paketi ve diğer altyapı paketini, yani 1 trilyon dolarlık altyapı paketini bir an önce kongreden geçirmeyi amaçlayacaklar ki halka işte somut bir şeyler yapalım. Demokratlar, senatörün kongredeki üyeleri genelde bu şekilde görüş belirttiler diyebiliriz gün boyu. Begüm, tam bir sene sonra ara seçimlerde senatonun 1/3 temsilciler meclisinde tamamı seçilecek. Demokratların kongrenin iki kanadında çoğunluğu elde tutabilme şansı ne? Bu oluşan tablo biraz durumu değiştirdi mi? Şevkini kırdı mı? Nedir beklentiler? Bu seçim sonuçlarının Demokrat Parti'nin 2022 kongre seçim sürecinde performansını etkileyebileceği yorumları yapılıyor bu sonuçların ardından. Çünkü Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde yalnızca 5 kongre üyesi farklı Cumhuriyetçiler karşısında çoğunluğa sahip. Senato'da da Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyuyla eşitliğin bozulabildiği başa baş bir durum söz konusu. Ve ABD siyasi tarihinde genel olarak iktidardaki parti kongre seçimlerinde koltuk kaybediyor. Genel trend eğilim bu. 2022 kongre seçimlerinde de eğer Virginia eyaletindekine benzer bir süreç, benzer bir seyir yaşanırsa demokratların beklenenden daha fazla sayıda da koltuk kaybedebileceği belirtiliyor. Örneğin 2009 yılında demokratlar Virginia'da valilik seçimini Cumhuriyetçi Bob McDonnell'ın kazanmasından bir yıl sonraki kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde 63, Senato'da 6 koltuk kaybetmişti. Ama tabii 2022 kongre seçimlerine daha 12 ay var. Demokratların manevra alanını daraltan iki önemli unsur, pandemi ve tedarik zincirinde yaşanan sorunların ekonomiye yansıması, fiyatlardaki artışa yol açmış olması ve önümüzdeki 12 ayda, yani 2022 kongre seçimine kadar bu sorunların çözümünde ilerleme sağlanırsa, Başkan Biden'ın altyapı planı gibi kendi iç siyasi gündemini uygulamada eğer ilerleme sağlanabilirse Demokrat Parti'nin konumunu kongre seçimlerine kadar güçlendirmesi de olası. Bu da üzerinde durulan yorumlardan bir tanesi. Demokratlar tabii son 40 yıldır Virginia'da valilik yarışını yalnızca bir kez iktidardaki parti adayının kazandığına da dikkat çekiyor. Bir miktar evet bu sonuçla sarsılmış olsa da Demokrat Parti'ye yakın bazı araştırma şirketleri, anketçiler, stratejistler bu sonuçlara çok fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini
geldiğini de söylüyorlar. Daha zaman var diyerek. Dolayısıyla bundan sonrası için Demokrat Parti açısından önemli olan şey şu. Bir sonraki seçimde, yani 2022 kongre seçiminde uygulanan politikalar üzerinden onları öne çıkaran pozitif bir gündem ve mesajla seçmenin karşısında olabilecekleri öngörüsü dile getiriliyor. Özetle ABD basınında öne çıkan yorumlar bu şekilde Mehtap. Begüm, teşekkür ederiz. Serhan, sana dönelim son kez. Anketler de yanıldı bu kez. Ne dersin? Evet, anketler de yanıldı. Çünkü anketler Virginia'da Terry McAuliffe'ı, anketlerin hemen hemen tamamı diyebiliriz, Glenn Youngkin'ın önünde gösteriyordu. Çok az bir farkla da olsa önünde gösteriyordu. Bir puan, bir buçuk puan gibi. Zaten yarış başa baş geçilecek deniliyordu. Ama Terry McAuliffe hep genelde öndeydi anketlerde. Tam tersi oldu. Glenn Youngkin 2 puanlık bir fark attı Terry McAuliffe'a. New Jersey'de de benzer durum var. New Jersey'de durum daha vahim aslında anketçiler açısından. Çünkü Phil Murphy, Demokrat vali, açık ara önde görünüyordu Cumhuriyetçi rakibi karşısında. Seçimden önce Phil Murphy %50'lerde görünüyordu. Rakibi %30'larda görünüyordu. Ve Phil Murphy'nin yarışı aslında kolay kazanacağı tahmin ediliyordu anket yapan firmalara göre. Ancak hiç de öyle olmadı. Az önce de söylediğimiz gibi şu an şu saate kadar hala New Jersey'de yarışın kimin kazandığı netleşmiş değil ve sadece iki isim arasındaki fark 15 bin. Ancak deniliyor ki sayılmakta olan oylar genelde demokrat bölgelerden geliyor ve büyük ihtimalle Phil Murphy ipi göğüsleyecek deniliyor. Ancak bakıp görmek lazım. Anket aslında sadece bu seçimlerde değil, daha önceki seçimlerde de 2016'ya gidersek o dönemde Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton anketlerde hep önde görünüyordu. Ancak Donald Trump kazandı. 2020 seçimlerinde de aslında tam Joe Biden anketlerde önde görünüyordu ama Donald Trump'ın bu kadar oy alacağı öngörülmemişti anketlerde. Sonuç itibariyle anketler aslında bu seçimde de biraz yanıldı diyebiliriz Mehtap. Serhan Akif Akyıldız ve Begüm Dönmez Ersöz'le konuştuk. Virginia ve New Jersey'deki ve diğer yerlerdeki seçimler aslında sadece yerel bir seçimden ibaret değildi. Amerika'da yönetim açısından da birçok anlam ifade ediyordu, mesaj içeriyordu. Ayrıntılarıyla aktardı arkadaşlarımız. İkinize de teşekkürler.